son 8 aydır falan kanalına hiç girmedim. Tabi 8 ay boyunca bu kanala girmememin belirli başlı sebepleri vardı. Hepsini tek tek bu videoda anlatacağım. Lan eser yenenler sandım. Eser yenenler sandım. Biraz olsun içimi dökmek istiyorum. Çünkü sevdiğim bir kanaldı kendisi. Videoya başlamadan önce de yorumlarda şu yorumları görmek istemiyorum. Bakın rica ediyorum. Hayatında elinde bir dumbbell tutmamış, gelmiş burada spor yapan adamlara laf yapıyor falan. Bu çocuk bu arada neci tam olarak? Anonim mi takılıyor? Onu da bakayım tabii. Bu arada eleştirebilir. Hadi gelin sev. Hani neci tam olarak yapıyoruz bir şeyler. E-posta adresi, Twitch, Instagram. Kim olduğuna bir bakayım. Emir Nergis. Eleştiriyorum bir şeyler. Tamam, cinsel hayatı var. Erkek arkadaşları var. Tamam. Falan diye yorumlar görmek istemiyorum. Çünkü Testo'nun yaptığı spor benim gram umurumda değil. Vücudu hakkında da bir eleştiri yapmayacağım. Ben sadece... Savaş Ocağı. Savaş Ocağı'yı koymuş. Karakteri ve yaptığı yanlışlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu kadar. Videonun da başında dediğim gibi Testo'nun videolarını bir arkadaşım tarafından bir tavsiye üzerine izlemeye başladım. Konuşma tarzı çok fazla baygın olmasına rağmen çok eğlenceli ve çok böyle komik videolar. Şey dedi, fark ettiniz mi? Karakteri ve yaptığı yanlışlar. Oğlum video izleyerek nasıl karakterimi anlıyor bu insanlar? Ben sadece merak ediyorum. Hani burada yayındayız. Benim karakterimi yayında nasıl anlayabiliyorsunuz? Yapıyordu kendisi. O da benim yaptığım gibi eleştiri videoları çeken bir insandı. Ama o fitness tarafında eleştiri videoları çekiyordu. O benim gibi gameplay koymak yerine arkaya normal o konuyla ilgili videolar koyuyor. Onun hakkında konuşuyor. Doğru. İlk videolarını izlediğimde çok fazla beni sarmadı ama ilerleyen vakitlerde o kadar fazla sardı ki her video hattında oturup izlemeye başlamışım bir süre. Videonun akışı genellikle bir kişi hakkında olmuyor. Kafasına hangi konu eserse o konu hakkında konuşuyor ve videonun sonunda bir hayvan hakkında kendi yorumlarını katıyor. Sadece benim değil, çoğu insanın da bu videolar hoşuna gitti. Yeni gelenler için şu video başlığını da göstereyim de. Bugün tamamen kim salladıysa hepsini izliyoruz. Dinliyoruz abi. İçim bir süre takip etmeye başladılar ve abonesi gitgide yükseldi. Bir spor kanalına göre abone sayısı güzeldi aslında. Normal bir gözle baktığında çok fazla bir abone sayısı yok. 150 bin abonesi falan var ama videoyu ne zaman atmış? En son sanırım spor 170. Spor kanalı olunca iyi bir rakama sahip kendisi. Kiydi. Tabii ki de bu yaptığı içeriği yavaş yavaş kendisi bırakmaya başlıyor ve benim soğumaya başladığım zamanlarda bu zamanlar. Kendisi bu sevdiğin konsepti gitgide yapmamaya başlıyor ve vloglar çekmeye, spor... Bu arada bu çok geliyor, bunu yapmama sebebim artık YouTube'un, ya çünkü o videoları yaparken dedi ya çocuk, o konuştuğu kişiler hakkında onların videolarını kullanıyor. Bu bana çok ciddi telif sorunu yaşatmaya başladı. Ya ben burada drama yapmayacağım kendimi, cidden çok uğraştım bu konularda, çok başım ağrıdı. Artık bir gün artık gına geldi, o yüzden bıraktım. Açık konuşayım, bıraktım. Biraz da bırakmak zorunda kaldım çünkü artık sıkılmıştım. Sürekli artı 18 yok, YouTube videonuzu kaldırdı. O videoları bir de insanlar şikayet ediyor. Bir de şikayet edilecek içerik çok. Çünkü millet hakkında konuşuyorsun. Tamam, güzel form analizdir, hayvanlardır. Yani hayvanlar telif atmıyor, hayvanlar adamdır. O yüzden ya dedim ya, bu videolar beni artık çok yormaya başladı. Zaten hiçbir şey kazanmıyordum o videolardan telifli olduğu için. Lan dedim, zamanıma yazık. Varcabeciyle oturuyoruz mesela. Dedim varcabeciyle Beypazar içmek mi? Telefonun başında tık tık tık. Tamam, edit de güzeldi de. Abi ben değişmek zorundaydım. Neyse. Ama bu eleştiri de haklılar. Yani çok sık aldım bir eleştiri. Sebebini söyleyeyim. Hani sebebini gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Beni artık yıpratmaya başlamıştı o telif süreci. Yok videomu kaldır. Benim iznim yok o videoda. Ya yeter ya, kendimi çekeceğim ben. Arkadaşlarla beraber oturup sohbet muhabbet etmeye başlıyorlar. Bu benim hoşuma gitmediği için izlemeyi bırakıyorum. Yani çok fazla sporla ilgilenen bir insan değildim zaten. Kendi konuşma ve anlatma tarzını sevdiğim için o. Heh, bu arada o editli videolara sporla hiç alakası olmayan insanlar da çok keyif alıyordu. Yani bu çocuğun dediğini şu an anlayabiliyorum. Bu çocuk spor yapmayan biri ama orada montajlardan, benim yorumumdan, hayvanlardan işte Ahmet'ten Mehmet'ten keyif almış olabilir. Ki çok normal. Sonra o insanlar antrenman videosu, Mustafa Yıldız'la çok güzel bir video çektik. Yani bu çocuk gibi bu tarz insanların ilgisini çekmez. Bunu anlarım.
oturup izliyordum. Bu tarza kayınca iyice ben soğumaya başladım ve bıraktım kendisini. Buraya kadar bir izleyici olarak Testo hakkında düşüncelerimi sizlere anlattım. Ben isterdim ki bir izleyici olarak sadece bu sebepten kaynaklı kanalını izlemeyi bırakayım ama ben geri Twitch'te kendisini gördüğümde biraz araştırma yaptığımda o kadar fazla vukuata girmiş ki kendisi, yani insan şaşırmıyor değil. Spor kanallarına şöyle bir dönüp baktığında Testo ile arası olan birkaç kişi var. Onun dışında arası iyi olan herkesle ya kavga etmiş, ya küsmüşler, ya davalık olmuşlar. Çoğu kamera karşısına geçip anlatmak zorunda kalmış, bazıları sessiz kalmış. Yıllardır arası çok iyi olan dostunu bile kaybetmiş kendisi. Tabii ki de bizim insanlarımıza şöyle bir şey var. Bir insan 5-6 kişiyle arası bozduysa, insanlar tarafından haksız gözüken her zaman o 5-6 kişiyle arasını bozan insan oluyor. Ama perde Güzel tespit. Çok güzel tespit. Çocuğun kafa çalışıyor biraz. arkasında kesinlikle ne döndüğünü bilemeyiz. Yani bize anlatılan kadar bilebiliriz. Yani belki o 5-6 insan ona zarar vermek istiyor olabilir. Yüzüne dost gibi bakıp arkasından çıkar kolluyor olabilir. Yani bunları biz bilemeyiz. Ama anlattığım bir örnekten kaynaklı Testo'nun haklı olduğunu düşünmeyin. Gördüğüm, duyduğum ve düşündüğüm kadarıyla Testo görebileceğiniz en narsist ve egoist insanlardan biri. Sosyal medyanın yarı Gördüğüm, duyduğum ne? Dur, orayı bir daha deneyeceğim. Ama anlattığım bir örnekten kaynaklı Testo'nun haklı olduğunu düşünmeyin. Gördüğüm, duyduğum ve düşündüğüm kadarıyla Testo Nerede görmüş ki beni bu? görebileceğiniz en narsist ve egoist insanlardan biri. Sosyal medyanın yaramadığı insanlardan biri. Testo bu davranışlarına ve insan içindeki ilişkilerine böyle devam ederse çok fazla insan hayatında kaybedecek. Doğru. Ben zaten insanlarla ilişki kurmaya çalışan biri değilim ki. Allah Allah. İyi de ben bunu bilinçli yapıyorum zaten. Neyse bir bitirsin. Normalde takındığı tavır gram umurunda olmaz. Egosu falan benim gram sikimde değil ama Şimdi niye böyle bir argo kullandın ki? sevdiğim bir kanal olduğu için zamanında ve şu an gidişatı biraz kötü olduğundan kaynaklı anlatmak istediklerim. Oğlum şu an gidişatım çok iyi lan. Ne diyor bu? Ne olarak gidişatım kötü şu anda? Ben mi yanlış anlıyorum? Gidişat hani izlenme olarak mı bahsediyor? Şu an ayıptır söylemesi iyi gidiyorum hani genel hayat hakkında. mikrofon başından anlatıyorum. Senin kanalına bakmadığım zamanlarda en yakın dostlarından biri Gökolaf'ı kaybetmişsin arkadaş olarak. Cenk Koçak'la kavga etmişsin. Baran Kalaycı ile davalık olmuşsun. Oğlum Cenk Koçak'la ne kavgası etmişim? Cenk Koçak'la ne kavgası etmişim? Allah rızası için. Böyle bir şey duyan eden var mı? Ne kavgası? Bak bu çocuğa ağır konuşmayacaktım. Ama bu dakikadan söylediği şeyler Osmanlı çocukluğuna girer yani. Kolafı kaybetmişsin arkadaş olarak. Cenk Koçak'la kavga etmişsin. Baran Kalaycı ile davalık olmuş. Şunun hakkında yani neyse bir şey demeyeceğim. Zamanında bir kişiyle sevgili olmuşsun, sonra ayrılmışsın. Sevgilin senin hakkında street kullanıyor falan demiş. Atakan Başaran'la kavga etmişsin, aranı bozmuşsun. Bunlar sosyal medyada gözükenler. Ben özel hayatına kesinlikle girmiyorum. Sosyal medyada gördüğüm şeyleri ve senin konuşma tarzını, hareketlerini anlatıyorum. Burada özel ya da gizli bir şey anlatmıyorum, haberiniz olsun. Öncelikle Testo Taylan'ın eski sevgilisinin bir açıklaması var. İşte sosyal medyada tanıdığınız gibi bir insan değil. Bu kadar insan küsüyorsa bir bildiği vardır falan filan. Sosyal medyada tanıdığınız gibi bir insan değil kısmı doğru ama bu kadar insan küsüyorsa bir sebebi vardır kısmına pek katılmıyorum. Çünkü videonun başında size anlattım sebebini. Ek olarak da street kullandığını bir gönderme yaparak gösteriyor. Yani elinde işte bir tane o şeyin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ya. İşte bir tane güç arttırıcı bir şey varmış. Yani Güç arttırıcı bu çocuk 13 yaşında falan mı ya? Yemin ediyorum şurada ne bileyim Atakan'ı falan gösterdi ya. Hani anlaşamadığımız konular var kendisiyle tabii. O da çok masum değil. Atakan bu videoyu yapan çocuktan 10 kat daha adamdır. Size o kadar anlatayım. kısmına pek katılmıyorum. Oğlum bu Çünkü video hani çok kulaktan dolma böyle sallamış yani böyle güzel bir eleştiri bekliyordum. Lan ses gitti. gönderme yaparak gösteriyor. Yani elinde işte bir tane o şeyin tam olarak Güzel olarak video. ne olduğunu bilmiyorum ya. İşte bir tane güç arttırıcı bir şey varmış. Yani Güç arttırıcı. Kreatif mi bu? Of.
Storyit olarak geçiyormuş kendisi. Onu göstererek bunu birisine yollayabilirim diye bir gönderme yapıyor. Yani bu göndermeyi de pek etik bulmadım. Storyit basıyorsa da kendi sağlığı için yapmasın agam. Yapmıyorsa da çok güzel bir iftira atmış. Çünkü sporla uğraşan biri ve spor kanalında yapabileceğin en güzel iftiralardan biri Storyit kullanıyordur galiba. Kızın anlatma tarzı ve argümanları çok saçma olsa da aralarında bazı şeyler çok doğru ama anlatamamış kendisi. O yüzden yemin ederim. Bir de zaten eski sevgilisi. Yarasına tuz basmak istemem kimsenin bu. Of, şu an yaram açıldı. Kanlar dökülüyor. Himalaya tuzu bastı yarama. Kanka bu çocuk çok politik konuşmuş burada yalnız. Gerçek düşünceleri bu değil. Bu konularda. Benim en şaşırdığım konulardan biri Atakan Başarı'nın yaptığı açıklamalar. Adamın seninle ilgili yaptığı silinen videosunu oturup izledim. Sen basbayağı adamı kullanıp çöpe atmışsın ya. Videoda adam testosteron kendisine ulaştığını ve Kadir abiyle video çekmek istediğini söylemiş. Kendisi de kırmamış tabii ki de. Bu arada tam böyle değil. Şimdi o mevzuyu anlatayım şimdi, hazır konu açılmışken. Şimdi Kadir Hoca Bey Pazarını götüme soktum diye bir paylaşım yapmış, tamam mı? Her şey oradan başladı. Ben bunlara şey yapmadım. Heh. Mevzu bu. Kadir Hoca yok, Bey Pazarını orama burama soktum. Böyle biraz şey bir açıklama yapmış. Evet arkadaşlar. Bugün eski bodyguard arkadaşım Evat'tan görüyorsunuz. Mavzuyu çekerdik. Arasını sikerdik orada. Heh. Böyle bir açıklama yapmış. Hani ne bileyim. Çok milliyetçi ya kendisi. Kendisi yerli milli markaya. Yok götüme sokarım, yok şöyle yaparım. Ben de bunu gördüm. Dislike'ımı attım. Sonra baktım bunun şeyi kim? İpini kim tutuyor? Ona yazdım. Dedim bu adam bana sallamış. Gelip bir görüşelim. Gittim. Birkaç gün sonra gittim salonda. Yüz yüze. Hiç internetten bir şey demedim. Bu videoyu çekmese sizce ben bunların yanına gider miydim? Allah aşkına. Yok götüme soktum, götüme soktum. Kadir Hoca'nın yanına gidince de şey dedi, ben sana bir ufak ateş ettim de sosyal medyada olur böyle şeyler yani. Bu adamın tarzı bu. Serdar Akdolga'ya yok. İşte steroid kullandığını söyle. Yok orama sokayım, buruma sokayım. Serdar Akdolga'yla karşı karşıya gelince kedi gibi yani. Bu yanlışı düzelteyim, hani ben durup dururken video çekeyim mi kim demedim. Hani bana bir şey vardı o yüzden. Testoyu tanıyormuş. Ve ardından Kadir Hoca'yı ayarlamış. 25 binlik kamerasıyla kameramanlık yapmış. Thumbnail'ını yapmış. Videosunu yapmış. Böyle adamı öpüp başına koyman... Thumbnail yapmadı. Thumbnail'siz bir videoydu. Çok yanlış bilgi var. Mecbur düzeltiyorum. Gerekirken ayıptır söylemişsin. Bir domuz gibi davranmışsın adama. İşte Testo Taylan'ın egoist ve narsist dememin en büyük sebeplerinden biri kim bir şey anlatırsa Testo hakkında çoğunlukla bu belirtileri gösteriyor kendisi. Şimdi hadi Testo için şöyle bir senaryo çıkaralım. Atakan bu kadar yardım ediyor kendisi. Sırf Testo'dan prim almak için. Ya adam sana bu kadar yardım etmiş. Bırak bari primin iyisini kötüsünü ver adama. Ne olacak yani? Adam sana o kadar kıyak geçmiş. Biraz ismin olduğundan kaynaklı insanlar seni kullanacakmış gibi düşünüyor olabilirsin. Bunda bir problem, sıkıntı yok. Yani herkes böyle düşünebilir. Ama sana bu kadar iyilik yapan bir insanın da prim kasmasına bırak da izin verdi. Atakan olayında da video çektik. Dedim ki ben bu videoda yer almak istemiyorum dedim yani. Onun da Atakan'ın da o ara işte sokakta birisiyle çekmiş. Onun babası kısmış, videoyu kaldırmak zorunda kalmış. Atakan da o ara çok böyle stresliydi, gergindi, şeydi. Bir video çekiyor, birisi diyor ki istemiyorum diyor, kaldırıyor. Bunları ard arda yaşadı. Sonra bir de ben dedim ya dedim bu videoyu yayınlama falan dedim. İşte sonra morra yaparız. O yüzden o da orada patladı. Ben de sonrasında konuşmak istememiştim onunla. O şekilde yani. Onun dışında Baran Kalaycı hakkındaki olayları da oturup dinledim. Yani konuşan herkes çok haklı bir şekilde konuşuyor ve Testo harbiden yaptığı yanlışları kabullenmiyor. Karakter insandan insana değişir ama Testo'nun karakteri çok güzel bir karakter değil, onu fark ettim. O yüzden kendine acilen bir çekidüzen vermen gerekiyor Testo. Yoksa bu gidişle harbiden bir yere varamayacaksın ve çok fazla insan kaybedeceksin, tekrardan diyorum. Belli ki para, şöhret, ün sana çok fazla yaramamış. İnşallah içeriklerin de dahil eski Testo Taylan olarak karşımıza gelirsin. Hayatında başarılar. Oğlum şimdi hayatında başarılar ne alaka şu anda? Şimdi bu yayın en az 10.000 kişiyi şey yapıyor. Değiştin Testo Taylan. Sallama bilgi. Sallama bilgi de.
Neyse yorum yapmayayım ya. Şimdi 500 tane yorum da olacak altı. Hadi gelin size yaşadığım değişik. Ne düşünüyorsunuz? Şu videoyu da açayım da. O kapak fotosunu güzel seçmiş. Testo Taylan. Instagram, Twitter. Aa Twitch de var. Oha bayağı takipçisi var lan. Lan ne oluyor? Lan benim bile intro'm yok. Bu arada iyi ki izledik bu videoyu. Ya boş yapmış demeyeyim de. Kanka çok kulaktan dolma klasik testo oyun yargısı olmuş. Bugün mesela salonda bir tane çocuk geldi. Abi dedi ben çok korkuyordum. Sana karşı sosyal medyada şöyle bir ön yargı var ya, çok gerginsin. İşte herkesle kötüsün mötüsün. Klasik aslında öyle değilmişsin falan dedim. Ben dedim yani ben sana ne diyeyim, geldin selam verdin yani ağzına mı sıçayım? Pardon, fare çarptı. Yok yok, dislike atmayacağım. Doğru ama insan ilk başta iyi başladı ama sonu bayağı, vallahi pek de sikimdir açıkçası, videomu izlerim. Aynen, ben de çok umursamadım.